Cumartesi günlerinin genç, dinamik ve vazgeçilmez programı Lisede Müzik'ten herkese merhaba. Gelecek hedefleri ne olursa olsun müzikten kopmayan ve sanatın ışığında yürüyen gençlerle sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Bu haftaki durağımız Şanlıurfa Fen Lisesi. Yine keyifle izleyeceğiniz coşku dolu bir bölümle karşınızdayız. Hazırsanız başlıyoruz. Şanlıurfa'da bundan daha iyi bir açılış olamazdı. Bu yüzden bütün ekibin eline, emeğine, yüreğine, sesine sağlık. Sözü ben hocamıza bırakayım. Merhabalar, hoş geldiniz. Şanlıurfa Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Lütfi Ağaç, kimya öğretmeniyim. Urfa böyle bir yer. Sıra gecesi kültürünün hakim olduğu, usta-çırak ilişkisi içerisinde aslında müzisyen olmaya gerek yok. Zaten yetişiyor çocuklar böyle ortamlarda. Böyle müzik icra ediyoruz. Şimdi ben burada araya girmek istiyorum. Müzisyen olmaya gerek yok dediniz. Siz zaten müzisyensiniz. Bir kere kimya öğretmeniyim dediniz ama siz bayağı müzisyensiniz. Burada ekiple harika bir çalışma yapmışsınız. Biz bayıldık. Buram buram böyle Urfa kokusunu hissettik. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Bir de gençlerden biri. Gel bakalım. Sen neler söylemek istersin? Önce güzelce bir kendini tanıt bize. Ben Eren Akpınar, 10. sınıf öğrencisiyim. Müzikle zaten müzisyen bir ailenin çocuğu sayılırım. Babam konservatuar müdür Şanlıurfa'da. Ayrıca işte ablam, annem, ablalarım diyeyim. Her biri birer enstrüman çalıyor. Böyle bir ailede yetiştim. Ayrıca Bilim Sanat Merkezi'nde 4. sınıftan beri kurs görmekteyim.
Süper vallahi, harika adam zaten müzisyenmiş. Fen Lisesi'nde okuyor ama yüreğinde her zaman müzik var. Peki böyle hocalarınızla birlikte müzik yapmak nasıl bir duygu? Yani tabii normalde ders işlediğimiz işte sınıfta beraber olduğumuz, bahçede beraber olduğumuz insanlarla müzik yapmak ayrı bir şey, daha eğlenceli bir şey tabii ki. Mutluluk verici diyeyim. Çok güzel. Hadi o zaman bir müzik arası verelim. Ne çalalım şimdi bu şahane ekip için? Tarzımızı değiştirelim o zaman. Kenan Doğulu'dan bir sürpriz parça gelsin. Lisede müzik, Kenan Doğulu'dan sürpriz bir parçayla ve tüm hızıyla devam ediyor. Aşkla sarsam. Müzik arasından sonra yeniden ekibimizle beraberiz. Zaten böyle güzel bir ekibi bulmuşken bırakmak olmaz. Bir eser daha alacağız onlardan ama öncesinde sohbetimiz, röportajımız var. Evet hocam, önce seni tanıyalım. Ben Emrah Faz, 10. sınıf öğrencisiyim. Müziğe okul öncesinden beri babam sayesinde başladım, yani söylüyoruz birlikte. Sıra gecesi tarzında daha çok söylüyoruz okulda arkadaşlarımızla birlikte, hocalarımızla birlikte. Ya müzik Şanlıurfa'da daha çok böyle miras, nesilden nesile aktarılıyor o şekil. Ya tabii şimdi burası müziklerle, türkülerle yaşayan bir şehir. Ama az önceki mesela röportaj yaptığımız arkadaş dedi ki işte aileden geliyor. Şimdi burası bir Şanlıurfa Fen Lisesi ama herkesin ailede bir müzisyen var galiba. O da bu coğrafyayla ilgili herhalde. Yani öyle. Değil mi? Türkülerle yaşadığı. Evet, sürekli. Türkülerle yaşadığı için nesilden nesil size de kadar gelmiş yani. Peki sen kimleri dinlersin? Ben yani daha çok böyle bu yöreye ait Seyfettin Sucu, Abdullah Palat, ondan sonra yani İbrahim Tatlıses falanlar ya. Bu kadar. Süper. Sen neler söylemek istersin? Ben Mehmet Ali Yağ, 9. sınıfım. Burada bulunmak benim için çok mutlu, yani bayağı heyecanlı bir şey oldu. Yani hocalarımız, arkadaşlarla beraber güzel vakitler geçirdik. Öyle yani. Peki bu ekip hep aynı mı yoksa eklenenler, çıkanlar, işi olanlar falan değişiyor mu? Değişiyor tabii çünkü bazen aksaklıklar olabiliyor. Yani değişiyor genellikle. Ekip değişiyor ama kalite değişmiyor diyorsun. Yalnız ortada da bir çiğ köfte eksik ha. Farkındaysan çiğ köfte demedim. Çiğ köfte dedim yani. Doğru mu dedim? Evet, tam bir Urfalı gibi söylediniz gerçekten. Ben Hasan Yiğit Yıldız. Şanlıurfa Fen Lisesi'ne ilk senem. Ne zaman başladın müziğe peki? Müziğe 2. sınıfta en başta Ahmet Kaya şarkılarıyla başladım. Ve devam etmek istiyorum buna enstrümanları katarak. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi size Şanlıurfa türküsüyle devam etmek istiyoruz. Bana hiçbir söz bırakmadan her şeyi anlattı vallahi. O zaman sizi yerinize alalım. Ben de sizi dinlemek için yerime geçeyim. Lisede müzik devam ediyor. Ayran.
Ay gençler, şöyle bana yer açın. Gel bakalım. Abba. Ne kaynatıyorsunuz? Hiç öyle sohbet ediyoruz. Sesi güzel de bir tane patlat diyoruz işte, patlatmıyor. Kimin sesi güzel? Senin? Yok abi yok. Oo bir dakika. Sesi güzel. Ne söylüyor? İşte genellikle arabesk tarzı söylüyor da böyle halk müziği falan. Uzun hava mı? Aynen. Oo gel baba gel. Gel gel, uzun havayı bulduk, Urfa'da kaçırmayız. Senden bir uzun hava dinleyelim o zaman. Tamam abi, bizi kır... Ya bizi kırma boş ver, hocalar bir şey demez ya, uzun hava ya. Urfa'da uzun hava olur. Hadi bakalım. Kahire'den gelecek bu sabah kervan, Mısır çöllerini bürdü duman. Kahire Sultanının adı Mihriban, sür kervancı kervanını eğlenmeyesin. Halep'te güzel çok evlenmeyesin, evlenmeyesin. Büyük bir alkış istiyorum ya. Helal olsun be. Sen ne yaptın ya, baya uzun havaya girdi, arkadan müşteriler gelmeye başladı, seyirciler gelmeye başladı, oturdu. Kaça gidiyorsun abi? 10. 10. Lise 2. Maşallah öyle bir ses var ki yani Allah vergisi, tınılar filan efsane. Ne zamandır böyle şarkı söylüyorsun, uzun hava söylüyorsun? Yani ben hiç müzikle profesyonel uğraşmadım. Şey babadan kalma yani. Babam. Profesyonelsin de haberi yok. Biri sana söylememiş profesyonel olduğunu. Ağzına sağlık vallahi. Sağ olun. Nasıl buldunuz? Güzeldi. Yani her zaman söylüyor zaten bize de, bugün biraz çekiyor. Bugün biraz naz yaptı diyor. Aynen. Naz yaptı diyorsun ha. Ama sesi çok güzel değil mi? Çok güzel. Her zamanki gibi zaten, her zaman söylüyor. Sınıfta da öğretmenler sıra ediyor kendisine. Müzik derslerinde falan her zaman söylüyor zaten uzun hava. Harika vallahi. Hadi o zaman bir müzik arası verelim. Ne çalalım diyeceğim, onu da üstad söylesin. Hareketli bir Türkçe şarkı çalabilsin. Girelim şöyle hareketli parçayla devam edelim ha. Hadi o zaman kantine gidelim. Ekibe benden birer çay. Hareketli Türkçe bir parça gönder bakalım. Müzik arasından sonra yeni ekibimizle sohbetimize devam ediyoruz. Yanımızda hocam var, hocam vallahi karizmasıyla beni gölgede bıraktı. Aslında röportaj yapmasak mı diyorum ama yine de sözü bir hocamıza verelim. Çok teşekkür ederim bu arada, yani bu övgülerinize layık olduysak. Yok yok, şaka yapıyorum, o kadar ciddiye almayın. Kesinlikle daha karizmatik olduğumu düşünüyorum, öylesine bir giriş yap. Yine de çok teşekkür ederim. Benim ismim Kadir, Erzurumluyum. Şanlıurfa memleketinde 11 yıldır bulunuyorum. Bu okulda kaç yıldır varsınız hocam? Bir yıldır. Dönem eğitim öğretim yılı başında başladık. Şu an sevgili öğrencilerimizle birlikte işte orkestramız, koromuz, her şeyi yapıyoruz yani. Sağ olsun müdürümüz destek de veriyor bu konuda bizlere. Bu şekilde devam ediyoruz. Burada harika bir ortam var. Herkesin enerjisi çok güzel. Peki müzik odasında mesela haftada ne kadar vakit geçirebiliyorsunuz hocam? Prova süreçleriniz nasıl geçiyor? Yani şöyle söyleyeyim. Öğlen aralarında öğrencilerimiz buraya gelip... Gitar çalabiliyorlar, işte keman çalabiliyorlar, beraber benim klavyemi kullanabiliyorlar. Ne bileyim işte resim yapabiliyorlar, dualarımızı boyayabiliyorlar. Ya bu sadece müzik değil, aslında bir sanat sınıfı gibi bir şey. Her şey var, müzik, resim. Hepsi beraber aynı anda devam ediyoruz. Hocam peki bir fen lisesi öğrencilerinin müziğe bakış açısını nasıl görüyorsunuz? Sonuçta akademik olarak daha yoğun eğitim veren bir okul ama müzikle de bağını hiç koparmamış. Evet. Yani dışarıdan tabii insanlar fen lisesi deyince akla hep böyle yoğun derslerin olduğu, çocukların etütlerde sürekli testler ve dersler yaptığı bilinir. Evet, bizim okulumuzda bu var ama aynı anda sanatta, sporda, resimde devam ediyor. Çocuklar bu konuya o kadar güzel ilgi gösteriyorlar ki keman çalan dersin, piyano çalan dersin, spor alanında kendini geliştirmek için çalışan öğrenci mi dersin, hepsine canı gönülden katılıyorlar. Yani hiç böyle zoraki bir şey yok ama hepsini canı gönülden severek, isteyerek yapıyorlar ve de çok başarılılar zaten. O zaman şöyle gençlerle devam edelim. Keyifler nasıl?
İyi, teşekkür ederim. Heyecan var mı? Evet, biraz var. O zaman bir lisede müzik geleneği heyecanını ekran başında yeniyoruz şimdi. Evet, kendini tanıtarak başlayabilirsin. Tamam, adım İpek, soyadım Tengör. Müziğe ilk 5. sınıfta Çukurova Senfoni Orkestrası'nın çocuk korosunda başladım. Oraya 1 yıl devam ettim. Daha sonra okuldaki müzik öğretmenimin teşviğiyle yan flüte başladım. 6. sınıf boyunca çaldım, sonra bir ara verdim. 9. sınıfta, yani geçen sene yeniden başladım. Yani müziği seviyorum, yan flütü seviyorum, devam etmek istiyorum. Böyle. Vallahi biyografisini anlattı böyle, tarihçe vere vere. Çok teşekkürler. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Son olarak da solistimize geçelim, starımıza geçelim. Seni tanıyabilir miyiz? Ben DJ Göğebakan, solistim. Müziğe... Öyle bir tavırla değil ki. Solistim ya, sen kimsin ya? Sen kim oluyorsun ya? Ben solistim burada ya. Müziğe Bilim Sanat Merkezi'ni kazanarak başladım. Orada piyano eğitimi gördüm. Bugün hala müziğe devam ediyorum. Şarkı söylüyorum, piyano çalıyorum. Çok güzel. Peki şimdi bu güzel ekipten ne dinleyeceğiz biz? Şimdi Sil Baştan dinleyeceğiz. O zaman Sil Baştan Şanlıurfa Fen Lisesi'nden sizlere gelsin. Müzik tüm hızıyla ve koromuzla devam ediyor. Hadi bakalım senden başlayalım önce. Ben Ceren Mızraklı, 10. sınıf öğrencisiyim. Az önce de vallahi Sil Baştan da hem back vokal yaptın hem gitar çaldın, çalıp söylüyorsun. Nasıl başladın müziğe? Aslında bilim sanat öğrencisiyim. Ana dalım piyano ama aynı zamanda gitarla da hobi olarak uğraşıyorum. Öyle. Vay, piyano dedi ha. Okul bayağı Güzel Sanatlar Lisesi'ne döndü. Peki kimleri çalarsın piyanoda veya kimleri dinlersin klasik müzik olarak? Piyanoda daha çok klasik müzik çalıyorum. O da Chopin, Beethoven, Mozart, öyle. Gitarı ele alınca ne oluyor? Gitarda da yani her türlü şeyde çalabiliyorum. Her şeyle uğraşıyorum, öyle. Böyle ara ara toplanıp arkadaşlarına müzik yapıyor musun koridorlarda falan, ders aralarında? Evet, oluyor. Nasıl tepkiler alıyorsun? Ya artık alıştılar.
Artık bana da alıştılar, arkadaşlarıma da öyle. Kantinden bir çıkıyorlar, Ceren yine müzik yapıyor koridorda. Evet. Tamam. Şimdi de ekibimizin kemancısıyla sohbet edelim. Kemancı başımın tacı. Evet, sen neler söylemek istersin? Merhaba, öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Ben İrem Baran, 9. sınıf öğrencisiyim. Müziğe 4 yıl önce keman eğitimi olarak başladım. Hala da devam ediyorum. Arada çalıyorum. Sen kimleri dinlersin İrem? Ben Pera Klasik çok dinliyorum. Her türlü de dinliyorum. Şimdi de burada Koreli bir arkadaşımız var. Onunla sohbetimize devam edelim. Hocam ne haber? Keyifler nasıl? İyi misin? Nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Nasıl geldin Şanlıurfa'ya? Yol nasıl kesişti böyle? Ya işte geldim. Kısmet. Kısmet. Vallahi ben ilk kez Şanlıurfa'ya geldim lisede müzik sayesinde. Çok türkülerle yaşayan, müzikle yaşayan ve tarih kokan bir yer. Sen nasıl buldun? Çok güzel bir yer yani, hem müzik açısından hem de sanat açısından çok zengin bir şehir diye düşünüyorum. Peki kimleri dinlersin abi? Ben Müslüm Baba'yı dinlerim. Vay! Bir alkış alayım buraya ya, ben bir alkış alayım. İşte Müslüm Baba'nın evrenselliğini de böylece bu programda kanıtlamış olduk. Kore'den de Müslüm Baba dinleyenleri. Peki Kore'de hani... Kore dilinde sevdiğim müzisyenler kimler? Hem biz de yeni isimler keşfetmiş oluruz. Ha. Sadece Müslüm Baba abi. Başka yok abi. Bütün Kore Müslüm Baba dinliyor abi. Tamam, şu an aklına gelmedi galiba birden sonra. Evet. Tamam, peki şimdi bu güzel ekipten ne dinleyeceğiz? Şimdi biz Olmaz Olsun söyleyeceğiz. Tamamdır. Programımızın sonuna geldik. Bu hafta sizleri türkülerle, müzikle yaşayan tarihi bir kente Urfa'ya getirdik. Urfa Fen Lisesi'nde harika bir zaman geçirdik. Haftaya neredeyiz? Söylemeyeceğim, sürpriz olsun bence ya. Hadi kaçtım ben, bay bay.
iki aldırmışız ama şey yanlışmış. Arkadaşlarımızla birlikteyiz. Ben toparlayamıyorum. Çok tatlı girdi yalnız. Evet, şimdi... Hangi kamera abi? TRT. Hayır inşallah. Kayıt. Şanlıurfa'da bundan daha... Pardon, kestik.